Otur buraya. Sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Korktuğumu kim söyledi? Beni buraya niye getirdiniz? Onu söyle. Süleyman Yavuz Karı söylemedin komutanım. Komutanım? Otur Yavuz. Müsaadenizle komutanım. Yavuz komutanımızın sana anlatacakları var. Seninle ilgili çok önemli ve çok gizli bazı gerçekler var. Kötü günler geçirdiğini biliyorum Yavuz. Babanın bir hain olduğunu da. Her şeyden önce sana geçmiş olsun diyorum. Sağ olun komutanım. Bir şeyi bilmeni istiyorum. Bak evladım. Bu ülke senin, benim ya da başkalarının sandığından çok daha güçlü ve akıllıdır. Ondan şüphemiz yok komutanım. Eğer bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa bu senin gibi fedakar evlatlar sayesinde. Ailesini, hayatını, aziz vatanını her şeyin üstünde tutanlar sayesinde. Biliyorsun ülkemizin bir sürü düşmanı var. İçeride, dışarıda, her yerde. İçimize bazı hainleri sızdırdıkları doğru. Baban gibiler. Ama şunu hesaba katmadılar. Bu devlet her şeyi görür. Millet, ordu, devlet tektir. Tek bir vücut gibidir. Şimdi sana söyleyeceklerimi biz izin vermeden asla kimseyle paylaşmayacaksın. Anlaşıldı değil mi? Kesinlikle komutanım. Güzel. Yıllar önce çok gizli bir operasyonun düğmesine bastık. Onlar bizim içimize adamlarını sızdırırken biz de onların içine adam sızdırmayı hedefliyorduk. Ve sonunda başardık. Bak Yavuz. Bu operasyonda birisi vardı. Vatanı için bütün sevdiklerinden vazgeçen biri. Üç yaşındaki canından çok sevdiği oğlunu terk eden biri. Karısının öldürülmesini yutmak zorunda kalan biri. Hatta oğlunun elinden ölümü göze alan biri.
Anladım komutanım da bütün bunların benimle ne ilgisi var? Bu operasyonun en önemli parçalarından biri... senin babandı. Bu adamın ismi Hamit Karasu. Kusura bakma. Böyle öğrenmeni istemezdim. Oğlum benim. Şaka mı bu? Hayır. Devlet sırrı. Babana bir şey demeyecek misin? Şu an bayılmamak için zor durur. Sen, tüm bunlar ya annem, her şeyi anlatacağım. Gözüm hep üstündeydi Yavuz, her saniye.
İlkokula başladığın gün ben oradaydım. Kuleli'den mezun olduğunda ben yine oradaydım. Harbiye'den mezun olduğunda da oradaydım. Aslında hep yanındaydım. Neden? Neden böyle yaptın? Bir iz bırakabilirdin. Bir işaret bırakabilirdin. Bu sadece hayatınızı tehlikeye atmak olurdu. Annem bu sebepten mi öldü? O Olcay denen adam. Beni arıyorlardı. Onu öldürünce ortaya çıkacağımı düşünüyorlardı. Senden hep nefret ettim. Öyle olması gerekiyordu. Niye? Ben öyle istedim. Ama neden? Bu ülke nice evlatlar feda etti Yavuz. Nice analar, nice babalar, dedeler, nineler. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın istiyor musun? Elbette. O zaman birileri ailesinden, evladından vazgeçmek zorunda. Allah şahidim, bu şeref bana nail olduğu için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Suçladığım için affet. Oğlum. Oğlum benim. Affedecek bir şey yok. Korhan Paşa. Sen Korhan Paşa'yı öldürdün, askerlerimizi öldürdün. O iş tam öyle değilmiş. Ben de ilk onu sordum. Temiz! Ben Hamit Karasu. Milli İstihbarat'tan. Buyurun Hamit Bey. Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Genelkurmay'ın size iletmemi istediği bir dosya var. Ne kadar sürecek? Belli değil komutanım. Ama ailelerinizle birlikte olacaksınız. Yalnız kimse yaşadığınızı bilmemeli. Merak etmeyin. Hiç kimse bilmeyecek. Ne diyelim? Vatan sağ olsun. Sizler sağ olun komutanım. Askerinin üniformasının içinde ölmek senin için çok onurlu ama ne yapalım? Görev görevdir canım benim. Cevaplamanı istediğim çok soru var. Hepsini cevaplayabilirim.
Sen onlara Medusa planından bahset Hamit. Ben şimdi geliyorum. Emredersiniz komutanım. Medusa planı mı? Biliyorsunuz. Onca yıldır bizi ekonomik, askeri ve siyasal olarak zor durumda bırakmaya çalıştılar. Ama Allah'ın izniyle her seferinde savuşturduk. Savuştururuz da. Teröre destek verdiler. Binlerce askerimizi bu uğurda şehit verdik. Ama pes etmedik. Etmeyiz de. Milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar. İzin vermedik, vermeyiz de. Ama şimdi planları başka. Ne planı bu? Tam olarak öğrenmeye çalıştığım şey bu. Ama daha önce yaptıkları hiçbir şeye benzemeyeceğini biliyorum. Yeni bir terör dalgası mı? Hislerim bana bunun birkaç canlı bomba eyleminden çok daha büyük bir şey olduğunu söylüyor. Nükleer silah kullanacak değiller ya. Elbette onu yapamazlar. Ama yapacakları şey o kadar etkili bir şey olabilir. On binlerce insanımızı öldürebilirler. Bilmiyorum. Belki de ekonomik bir saldırı. Bizi haritadan silmek istediklerini biliyorum. İşte o biraz zor da. Çolak ne olacak? Çolak bir piyon. Onun gibi onlarcası var. O da Medusa'nın bir parçası. Ondan almam gereken bir şey var. Şimdilik yaşamalı. Sonra sizindir. Karşıma çıkarsa asla acımam. Ben asker değilim. İstihbaratçıyım. Küçük balık için büyük balığı feda etmem. Ben ederim. Kulağa korkunç geliyor. Tam da bu yüzden öğrenmemiz gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Bana inanmaları, güvenmeleri gerekiyor. Hata şansımız hiç yok. Şimdilik bu kadar yeter. Acil bir durum var komutan. Ankara'dan aradılar. Çolak biraz önce bütün dünya televizyonlarına röportaj vermiş. Biliyorum efendim, hazırlık içindeydiler. Strateji değiştiriyorlar. Terörle bir yere gelemeyeceklerini, izin vermeyeceğimizi anladılar. Bunu anlayan Çolak değil, maşasını tutanlar. Bölgedeki bütün dinamikleri etkileyecek bir algı operasyonuna hazırlanıyorlar. Acil önlem almamız lazım. Bugünlerde akıllı bir telefon makinalı tüfekten çok daha etkili. Katılıyorum. Bak Yavuz, özellikle sana söylüyorum. Zor bir süreç yaşadım biliyorum. Bugün bu odada konuştuklarımız seninle mezara gidecek. Söylememe gerek yok herhalde. Emredersiniz komutanım. Komutanım, şu durumda Yavuz Üsteğmen'in görevine dönebilecek mi? Bir daha asla hukukun üstünlüğünü ve emir komuta zincirini bozmamaya söz verirse olur. Söz komutanım. Yeter ki arkadaşlarımın yanına dönmeme müsaade edin. Dönebilirsin. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Ben seni bulacağım. İyi misin Yavuz? Hiçbir fikrim yok komutanım. Telefonu kapatmıştım. 9 tane cevapsız çağrı var. Emredin komutanım. Beni aramışsınız. Komutanım. Ali Haydar komutanımı pusuya düşürmüşler. Pusuya mı? Nerede? Ne zaman? Merak etmeyin komutanım, biz buradayız. Föhler de müdahale ediyor. Şehir merkezindeyiz. Tamam, hemen geliyoruz.